أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Evet, bugün ele alacağımız sinle başlayan edatlardan birisi siyedir. Evet, siyye min la siyyema. Bu la siyyema'daki siyye ismun bi menziletil mislin. Misil gibi bir isimdir. Hem veznen onun gibidir. Yani misil ilk harfin kesresi, ikincisinin sükunu, siyye de birinci harfin kesresi, ikincisinin sükunu. Zaten biliyorsun, biz daha evvel söylemiştik. Kelimelerin daptında, yani kelimelerin belli bir kalıp kazanmasında son harfin harekesine itibar edilmez. Çünkü son harf değişkendir. Daima değişiyor. Mebni de olsa kelimenin son harfinin harekesi kelimenin veznini, kalıbını belirlemeden göz önüne alınmaz. İlk harf, ikinci harf varsa, yani diyelim ki dörtlü ise üçüncü harf, beşli ise dördüncü harf, bunlar veznin, yani kelimenin kalıbının belirlenmesinde etkilidirler. İşte siyye, mesl gibi birinci, ikinci harf nasıldır? Birinci harf meksur, ikinci harf sakin. Tabi bunun lamül fe'li de ya olunca ya'ya dam olmuştur. Onun için siyye okuyoruz. Aslı siyye, mesle gibi. Evet. Onu diyor, bir menziletin mislin veznen ve manen. Hem vezin, yani kalıp olarak siyye misle gibi de, hem de mana olarak. Ve aynuhu fil asli. Bu siyye kelimesinin asıl itibarıyla orta harfi. Daha evvel biliyorsunuz ifade etmiştik. Sarf alimleri, nahv alimleri kelimeyi izlemek üzere bir kalıp koymuşlar. O kalıba ne diyoruz? Vezin diyoruz. Mesela diyoruz ki nasara faala, ekrama efala. Mesela qi'ay örneği. İşte bu, buna vezin diyoruz. O faala, o tabi faala vezni kelimenin kelimedeki bir takım icraatları, değişimleri, tasrifleri, hazf ile, ziyade ile, ihlal ile bir takım kelimede meydana gelen gelişmeleri bize izleme imkanını veriyor. Onun için mesela feale nasara. Nasara diyoruz ki feale vezninde. Ha, bundan anlıyoruz ki üç harfte nasıldır? Aslıdır ve zair yok. Ama mesela kharaca de faala, ahraca nedir? Efala. O hemzeyi vezinde olduğu gibi okuyoruz. Ha, anlıyoruz ki hemze zaittir. Kök harf değil. Mesela istahraca, istefala. Bakınız. Hemze, sin, tab, üçü zaittir. Olduğu gibi ne yapılıyor? Vezinde telaffuz ediliyor. Üçünün de zait olduğunu biliyoruz. Mesela vaka, vaka fa'ala, ama vaka'nın emri nedir? Qi. Qi. Qi'nin vezni nedir? Ayn. Dolayısıyla bu vezinle anlıyoruz ki birinci harfle sonuncu harf hasf olmuştur. Yani bu vezin dediğimiz fa'ale ile ifade edilen bu kalıp böylece kelimeyi izleme imkanını bize veriyor. İşte bu vezne göre ilk aslı harf fa ile şey yapılır, tekabül ettirilir. İkinci asli harf aynla, üçüncü asli harf lamla, dördüncü varsa o da lamla, beşinci varsa o da lamla. Dolayısıyla siyye, yani ve aynuhu fil asli vavun derken, yani onun orta harfi, ikinci asli harfi asli vavdır. Siviye, siviye. Ve tefniyetuhu, bu siyenin tesniyesi siyanidir.
Mesela Siyani'nin vezlini söylerseniz ne diyeceksiniz? Siyani fi'lani. Fi'lani bakınız. O elifunun zait olunca vezinde olduğu gibi onlarla telaffuz ediyoruz. Siyani fi'lani. Evet. Demek ki siyenin teslisi siyanidir. Ve testani hine izin anil idafeti. Diyor siyani tesniye olduğunda veya siye tesniye olduğunda o zaman idafeye ihtiyacı kalmıyor. Kem esteğnet anha mislu fi kavli. Nasıl ki mislde idafe edilince afan tesniye olunca idafeye ihtiyacı kalmadığı gibi siye de öyle. İlginç. Fi kavlihi şairin şu sözünde men yef'alil hasenatillahi yeşkur men yef'alil hasenatillahu yeşkuruha ve şerru bis şerri indallahi mislani. Men yef'alil hasenati, kim iyilikleri yaparsa, iyi işler, güzel iş yaparsa Allahu yeşkuruha. O Allahu yeşkuruha menin cezau şattıdır cümle. Fa nazımdan ötürü hasf olmuştur. Yani aslı fallahu yeşkuruha. Hatta bunu şahit olarak bunun için zikrediyorlar. Yani fa cezada fa en hasfine örnek olarak zikrediyorlar. Demek ki kim iyilikleri yaparsa Allah o iyiliklere teşekkür eder. Ve onları fazlasıyla mükafatlandırır. Ve şerru bi şerri indallahi mislani. Kötülük Allah katında kötülükle cezalandırılır ama mislani. Ceza ile fiil aynı. Yani hani iyiliklerde Allah Celle Celaluhu 1'e 10, 100, 700 verebilir ama kötülüklerde daima 1'e 1'dir. Dolayısıyla bu şiir İslami döneme ait bir şiirdir. Evet. Kaili de Hasan bin Sabit'in oğlu Abdurrahman'mış. Yani İslami döneme ait. Evet. İşte burada mislani, misl tesniye olunca, yani haddi zatında önce şunu söylememiz lazım. Misl lazımul idafe bir kelimedir. Lazımul idafe ne demek? Daima idafe edilir. Ancak misl tesniye edildiğinde idafe ihtiyacı kalmıyor diyor. İşte siye de aynen onun gibidir. O da tesniye edildiğinde idafe ihtiyacı kalmaz. وَاسْتَغْنَوْ بِتَثْنِيَتِهِ عَنْ تَثْنِيَتِ سَوَاءٍ. Genelden Araplar siyeye getirmiş oldukları, siye kelimesine getirmiş oldukları tesniye ile sevaeye tesniye getirmeye ihtiyaç aldık. Kalmamış diyorlar. Yani madem siye de sevaen gibidir ve o tesniye ediliyor, siyani geliyor, öyleyse sevaenin tesniyesine artık lüzum kalmamış diyorlar. فَلَمْ يَقُولُوا سَوَاءَانِ اِلَّا شَاءً. Sevaeni demezler illa şaz olarak. Yani genelde onun yerine siyani kullanırlar. Hatta aklımda kaldığı kadarıyla bu okuduğumuz ve şerru bi şerri indallahi siyani, sanki bir rivayette de böyle bir rivayette var. Evet. Ke kavlihi o sevaenin şaz olarak, yani sıra dışı, kural dışı olarak sevaenin tesniye olduğuna örnek şairin şu sözü gibi. فَيَا رَبِّ اِنْ لَمْ تَقْسِمِ الْحُبَّ بَيْنَنَا سَوَاءَيْنِ فَجْعَلْنِي عَلَى حُبِّهَا جَلْدًا.
Feya Rabbi, ey Rabbim, en lem taksimil hubbe beynena, eğer sevgiyi benimle sevgilim arasında eşit olarak bölmezsen, yani ben onu sevdiğim kadar o da beni o kadar sevmezse, o zaman fecanli ala hubbiha celda, beni onun sevgisinde dayanıklı kıl. Celd, kavi demektir. Celda, ala hubbiha celdene taalluk ediyor. Yani fecanli celden ala hubbiha, beni onun sevgisinde dayanıklı kıl. İşte istişad sevaini tesniye olarak kullanmıştır ama şazdı. Ve teşdidu ya ehi, bu siyenin yasını şeddeli kılmak. Ve duhulu la aleyhi, ve üzerine la getirmek. Ve duhulu vavi ala la, ve ulanın da başına vav getirmek. Bütün bunlar vaciptir. Yani niye şeddeli kılınır? Çünkü aynül fe'li vav ya'ya dönüşmüş, ya'ya devam edilince haliyle şeddeli olur. O. La ve vav'un üzerine gelmesi ise semai, Araplardan duyduğumuz kadarıyla hep öyle kullanırlar. Kale Thalib. Thalib der ki, men istamelehu ala khilafi ma ca'a fi kavlihi. Sa'lib nahvilerden meşhur bir zat diyor ki, kim bunun dışında kullanırsa, yani örneğin vavsız kullanırsa veya lasız kullanırsa, fehuve muhtiun, o yanılmıştır diyordu, yanlış kullanılmıştı. Evet. Men istamelehu ala khilafi ma ca'a fi kavlihi, şu İmri İlkıs'ın beytinde geçtiğinin tersine kim kullanırsa, yani buna muharif, diyelim ki üzerine la getirmezse veya vav getirmezse ve ya'yı şeddelemezse, fehuve muhtiun, o yanlış yapmıştı. Evet. Ela rubbe yevmin leki minhunne salihin. Ela rubbe yevmin leki minhunne salihin. Ve la siyema yevmun bidareti cülcüli. Ela diyor, dikkat et. Bu tembih harfidir. Rubbe yevmin, çok gün vardır ki, leki, aslında minhunne olduğuna göre leke daha iyi. Yani bir erkeğe kendisi gibi yaramaz birisine hitap ediyor. Diyor, senin o kadınlardan çok yararlı günün vardır. Yani çok güzel günün vardı onlarla geçirdiğin. Ve la siyema yevmun, özellikle bidareti cülcüli. Daratu cülcül bir yerin ismidir. Özellikle orada geçirdiğin gün çok farklı ve çok güzeldi. İşte burada ve la siyema, hem siye şeddeli, hem la gelmiş başında, hem de vav gelmişti. Ve zekara gayruhu. Bunu biz dedik misil manasında, ama çevirirken özellikle manası veriyoruz. Tabii o la başına geldikten sonra özellikle cümlede öyle bir mana kazanıyor. Evet. Ve zekara gayruhu. Talebin dışındakiler şunu demiş, ennehu kad yukhaffafu, bazen bu siyye tekfif edilebilir, ve kad tuzeful vavu, ve bazen vavu da hasf edilebilir, ke kavlihi, şairin şu sözü gibi, fehbil ukudi, bu fuh olması lazım, fehbil ukudi ve bil eymani la siyema akdun vefaun bihi min a'zamil kurubi ve min a'zamil kurubi, kurbetin çoğulu kurub veya kurabi. Evet. Evet. Fehbil ukudi. Eğer arkadaşlar biz faha
yeşuhu'den olursa fıhtır. Dediğim gibi yani akılları telaffuz et. Yok eğer vefadense o zaman fihtir. O hasset hastır. Kah gibidir. Yani akıtları, anlaşmaları ve vebil eymani yeminleri yerine getir. Yani birisiyle bir anlaşma yaptığında o anlaşmanın gereğini yerine getir. Veya bir yemin ettiğinde o yeminin gereğini yerine getir. La siyema özellikle akdun, özellikle o öyle bir akıt ki vefa'un bihi, o akıda vefa göstermek min azamil kurabi, Allah'a yaklaştıran en büyük vesilelerden ise o zaman o akıda daha fazla vefa göstermen gerekir. Bu da Allahu alem İslami döneme ait bir beyittir ama kâinenin kim olduğu bilinmiyor. Evet. İşte la siyema hem siye tahfifle gelmiş burada hem de vavsuz gelmiş. İşte bu Salem'in dışındaki alimler bunu örnek göstererek demişler ki demek ki vavsuz ve tahfifle gelebilir. O bitti. Şimdi ihrabına geçecek. Vahva bu la siyema indel farisiyi Ebu Ali Farisi rahimahullah yanında nasbun alel hali, bu hal olmak üzere mansuptur. Yani hal cümlesidir. Mesela fe izâ kıyla kâmu lâ siyem zeydun, böyle dediklerinde tabi önce şunu söyleyelim. Bunun lâ siyemanın i'rabı çok, onunla ilgili nahviler çok şeyler söylemişler, ihtilaf etmişler. Hatta onun İrabi'yle ilgili müstakil risaleler bile yazılmıştır. Bundan dolayı bu bir iki vece söyleyecek bakalım. فَاِذَا قِيلَ قَامُ لَا سِيَمَا زَيْدُونَ, böyle dediğinizde لَا سِيَمَا حَال olduğuna göre فَنَّاسِبُ قَامَ, o zaman onu nasip eden قَامَ'dir. Çünkü hal olunca kamenin faali olan vav'dan hal olur. E biliyorsunuz halin ameli zilhalin amelidir. Evet. وَلَوْ كَانَ كَمَا ذَكَرَا, yalnız İbn-i Hişam itiraz ediyor bu görüşe. Ebu Ali Farisi'nin görüşüne. Diyor eğer dediği gibi hal cümlesi olsaydı لَمْ تَنْعَ دُخُولُ الْوَاوِ, vavun duhulu memnu olurdu. Ve le vecebe tekraru la, ve la'nın tekrarı vacip olurdu. Ama niye vavun duhulu memnu olsun ki? Halbuki hal cümlesi üzerine vav dahil oluyor. Yani ilginç. Bir dakika. Yani bu hani bazı mamuller vav almaz ama bu onlardan değil ki yani. Çünkü hal olursa cümle, la siyema cümledir. Yani bu aşağıda şöyle diyor, diyor hal müfret halin üzerine vav gelmez. Ama bu müfret hal değil ki yani. Cümledir yani, cümlenin üzerinde de vav gelebilir. Demek ki onun müfretliğini göz önüne almışlar. Ki yani müfretliği de çok sıkıntılıdır. Nasıl müfret olur? Başında la var, sonra siye var, değil mi? Olmadı burası. Evet. Bakalım hele. Tekulu ra'aytu zeyden la misle amrın ve la misle halidin. Hani dedi böyle ukâne kemâ zekara. Eğer Farisi'nin dediği gibi hal olsaydı lem tena duhulul vâvi, vâvun duhulu memnu olurdu. Ve le vecebe tekrarü la. Ve la'nın tekrarı da vacip olurdu. Yani buna da katılmıyoruz. Yani la'nın tekrarı nerede vaciptir? La'ya amel vermediğinizde. E burada da la amel etmiştir. Nasıl tekrar vacip olur? La nerede mesela tekrar olur? La'ya amel vermediğiniz.
Mesela tekûle râeytü zeyden lâ misle amrim ve lâ misle hâlidin. Yani nahvilerin beyanına göre söylüyorum. La'nın tekrarı ne zaman vaciptir? Amel vermediğinizde. Özellikle siyemaya amel la'yına fiyâ. Siyeyi ona isim yaptığımızda amel etmiş olur. Ve o zaman da tekrarı vacip olmaz. Ve inde gayrihi. Başkası yani Farisi'nin dışındakilere göre huve ismüle tebliyati. Bakınız. Benim dediğim gibi söylüyor. Diyor o siyâ La inafi hukmü cinsenin ismidir. Dolayısıyla onun ismi olunca bu cümle oluyor ve o zaman la'nın tekrarı da vacip değil ve cümle de hal olunca vavle gelebilir. Ve yecuzu fil ismillezî ba'daha. O siyeden sonra, la siyemadan sonra gelen isimde cerre de caizdir. Ve raffu mutlaka rafa da caizdir. Ve nasbu eyda ila kâne kiraten. O isim nekireyse nasb da caizdir. Ve kad ruvye bihinne her üç vecihle rivayet edilmiştir. Emrül Kays'ın şu sözü. Ve la siyyema yevmun bidâreti cülcüli ve la yevmen ve yevmin. Vel cerru arcahuha. En racih olanı da nedir? Cerdir. Ve hu alel idafet. Cer olunca o zaman siyeyi o isme cer yap, idafe etmiş oluyoruz. Ve ma zâidetun beynehuma ma mudaf ile mudaf ileyi arasına zâid gelmiş olur. Misluha şuma gibi fi eyyemel eceleyni kadaytu felâ udvâne aleyye. Bu beytte şey bu ayette affan. Ma mudaf olan eyye ile mudafu ileyhi arasını, eceleyni arasına ma gelmiştir, ma zâid. Burada da böyle. Yani la siyyema'den sonra gelen ismi cer yaptığımızda demek ki şöyle mülahaza ediliyor. O ma zâiddir. Siyye o mecrur isme idafe edilmiştir. Evet. Ve raf'u raf neye binaendir? Ala ennehu haberun li mudmarin mahzufin. Onun mukadder bir damire, yani hasf edilmiş bir damire haber oldu. Yani la siyya huve zeydun mesela veya huve yevmun ve ma o ma ise mevsuladır ve ma nekire mevsufedir bir cümleti. O cümle ona o nekire olan maya sıfat olmuştur. Ve takdir ve la misle lezi huve yevmun ev ve la misle şeyin huve yevmun. Bu şekilde. Ve yudaifuhu ancak bunu zayıf, yani bunun zayıf olduğunu ifade eder. Fî nehvî ve la siyyemâ zeydun dediğinizde hasful âidil marfû'i ma'ademit tûlî. Yani şu Kur'an onun bu raf ihtimalinin zayıf olduğunu gösterir. Hani mevsulün aidi yani sıra cümlesinde olup mevsule giden damire aidül mevsul diyoruz. O mevsulün aidi bazen marfu gelir, bazen mansub gelir, bazen mecrur gelir. Mansub olunca her yerde serbest olur genelde. Yani iltibas falan olmazsa serbestçe hasf edilebilir. Aidi mevsul, mansub olunca serbestçe hasf edilebilir. Ama mecrur ve marfu olunca serbest olamaz. Yani mecrur olunca aidi mevsul, mecrur olunca onun hasf edilebilmesi için çok şart var. Yok eğer marfu olursa o aedi mevsul, marfu olan aedi mevsulun hasf edilebilmesi için şart sılanın uzamasıdır. Halbuki burada da sıla uzamış değildi çünkü sıla zaten sadece zeydundur. Zeydun huveyledir, uzamamıştır.
Şey Mümarik lem yustatan nazru fel hasf. Yani o da elfiyeden buna işaret ediyor. Yani aed-i mevsul marfu olunca eğer sıra cümlesi uzunsa hasf edilebilir. Yok uzun değilse az olduğunu söylüyor. Madem ve itlakuma ala men yaqilu ve şu da onu zayıf gösteriyor. Ma'nın mesela siyema zeydun dediğinizde o ma mevsula olunca zeytten ibaret oluyor. Halbuki ma normalde akıllılar için kullanılmaz. Veya için kullanılır. Ve alel vecehini bu iki vece göre yani ister ma mevsula olsun ister nekire olsun fe fethatu siyye siyenin fethası i'rabun niye? Yani i'rab harekesidir bina harekesidir li'ennehu mudafun çünkü mudaftır ma ba'dına mudaftır evet ummaya idafe edilmiş oluyor ve nasbu nasb alet temizi veya bu ve alel vecehini şöyle de yorumlanabilir. Raf ve cerre göre. Yani la siyyema zeydin veya la siyyema zeydun her ikisinde de o siyyedeki hareke Arap harekesidir. Çünkü şöyle rafta o siyyemmaya idafe edilmiş olur. Mudaf olunca muarap olur. Cerde ise siye zeyde ilave edilmiş olur. Uma zayid olur. Yani her iki durumda da siye mudaf olup mudaf ileyhisi mezkur olunca muarap olur. Ve onun için harekesi Arap harekesidir. Ve nasbu alet temizi. Bir de temiz yapmak üzere nasba da caizdir. Kema yakılı temizü ba'den mislin fina velev ce'na bi mislihi medede. Bu ayeti celilede mededen lafzı misilden sonra gelmiş ve mansup olarak ona temiz geldiği gibi siyeden sonra gelen mansup isim de temiz olur ona. La siyyema zeyden ve ma o zaman ma de kaffetun anil idafeti. İdafede men eden maymış. Men eden may kaffeymiş. Vel fethatu o zaman siyedeki fetha harekesi bina harekesidir. Misluha fi la racule. Yani la racule'deki hareke gibi. Yani nasıl ki la racule'deki o fetha bina harekesidir. Değil mi? La racule. Bina harekesidir. Çünkü şöyle demiş kuraldır. La inafi hükmü cinsinin ismi müfred olunca ve nekire olunca fetha üzeri mebni olur. Dolayısıyla bu ma siyeyi idafe eden men ettiği için mudaf olmadığından ve la inafi hükmü cinsi üzerine geldiğinden o siye nedir? Haliyle müfred nekiredir. Üzerine la gelmiştir ve mebnidir. Yani binaya arıdıydı. Evet. Ve amma intisabul marifeti. Peki siyeden la siyemadan sonra gelen isim nekire olursa onun nasibinin temiz üzere olduğunu söylemek kolay. Çünkü temiz nekire geliyor. Ama marife olursa ne yaparız? Çünkü biliyorsunuz temiz marife gelmez. Ve amma intisabul marifetinehu ve la siyema zeyden femena'uhul cumhur. Cumhur burada temiz nasbı men etmiş. Demiş ki mansup okunmaz. Eğer o siyemadan sonra gelen isim marife ise mansup okunmaz. Ve kâle İbn-i Dehhan la a'rifu lehu vecehen. İbn-i Dehhan nahvilerden birisidir. Evet.
demiş ki ben şayet yani bu ismi mansup okusanız ben onun bir vecihini, yorumunu bilmem. Yani neyle yorumlayabileceğiz? Hal mümkün değil çünkü marife hal olmaz. Temiz mümkün değil çünkü temizle marife olmaz. O zaman ne diyeceğiz? Ama وَوَجَّهَهُ مَعْضُهُمْ bazı nahviler şöyle bir tevcih getirmişler. بِأَنَّ مَا كَافَّتُمْ demiş مَا كَافَّدُ وَاَنَّ لَا سِيَّمَا تَنَزَّلَتْ مَنْزِلَةَ اِلَّا فِي الْاِسْتِسْنَائِ وَلَا سِيَّمَا دَا illa gibi istisna edatı olmuş ve bunun üzere mansup olmuştur. Ama doğrusu bu çok büyük bir zorlamadır. Yani tutuyorsunuz bir cümleyi, çünkü la siyema cümle gibidir. Bir cümleyi illa gibi yapıyorsunuz ve ondan sonra da nasbı veriyorsunuz. Çok zorlama. Varudda. Ve şununla da bu reddedilmiş. Bi ennel müstesna muhracun. İstisnada kaide şudur müstesna. Müstesna minhu'dan çıkarılır. Mesela siz ca'el kavmu illa zeyden dediğinizde siz Zeyd'i kavmden çıkarıyorsunuz. Halbuki ve ma ba'daha la siyemanın ma'badi dâhilun fibâbil evlâ. Yani daha öncelikli olarak ma kabline ne oluyor? Girmiş oluyor. Mesela diyorsunuz ki ca'el kavmu, kavm geldi ve la siyema zeydun, yani öncelikli olarak Zeyd geldi. Yani istisna yok. Mana yönünden de. Ve ucibe, ama şöyle cevap verilmiş. بِأَنَّهُ مُخْرَجٌ مِمَّا أَفْهَمْهُ الْكَلَامُ السَّابِقُ مِنْ مُسَوَاتِهِ لِمَا قَبْلَهَا. Yani bu şundan çıkarılıyor. O mesela جَاءَ الْقَوْمُ dediğinizde bu kelam neyi ifham ediyor? Yani sanki Zeyd de kavm gibi Mecid'e eşittirler. İşte وَلَا سِيَّمَا زَيْدٌ بِنَّهِ لَا سِيَّمَا ile Zeyd'i o musavattan çıkarıyorsunuz. وَعَلَى هَذَا buna göre فَيَكُونُ اِسْتِثْنَاءً مُنْقَطِعًا مُسْتَسَاءً مُنْقَطِعًا olur. Çünkü ona makablenin hükmünü vermemiş oluyorsunuz. Ama kanaatimce bu da zorlamadır. Yani dolayısıyla tabi İbn-i Hişam niye bunlara fazla ses çıkarmamış? Çünkü la siyema'dan sonra mansup bir marife isim gelince mecbur ona bir çare bulmak lazımdır. Herhalde bundan dolayı ses çıkarmamıştı. Ama bu arkadaşlar burada duralım. Yalnız bu la siyema ile ilgili bu bahsi birkaç defa okuyun ki zihninizde kalsın. Çünkü dediğim gibi la siyema çok kelamda çok geçer. Ve İrabi de karmaşıktır, biraz karışıktır. Onunla ilgili çok farklı vecihler de vardır, ihtilaflar vardır. Ama İbn-i Hüşam hülasa etti bunu. Birkaç defa okuyun ki zihninizde kalsın. Ki zaten söyledik. La inafiye hükmü cinsi siye ismi kabul ettiğimizde o ma. Eğer zayid olsa ma ba'dini cer yapabilirsiniz. Yok may mevsula ve mevsufa kabul ederseniz ma ba'di marfu olur. Eğer nekire olursa rahatça nasb da yapabiliriz. Eğer ma ba'di marife ise ve okuduğunuz kelam, önünüzdeki kelam, Arapların kelamı yani orijinal, diyelim ki bir Kur'an metni, bir hadis metni, bir şiir değilse hiç onun nasbına yanaşmayın. Çünkü nasb sıkıntılı olur. Yani diyelim ki bir müellifin ibaresinde bir la siyemadan sonra marifenin geldiğini görürseniz onu mümkün mertebe mansup yapmayın. Çünkü nasb sıkıntılıdır. Evet. Nefhanallahu aleyhi ve sellem.